Ege'nin Sesi TV'den ekranlarına, TV'den ana haber bültenine hoş geldiniz. TV'den haber merkezi tarafından hazırlanan gelişmelerle karşınızdayız. Aydın'ın Efeler ilçesinde kahvehanede çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen Bahri Günay göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Günay'ın ölümüne neden olan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Aydın'ın Efeler ilçesinde kahvehanede çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen Bahri Günay'ı göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden olan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kahvehanede 18 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanenin üstündeki apartmanda oturan GD, iddiaya göre gürültü olduğu gerekçesiyle kahvehane işletmecisi Emim ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kahvehanede müşteri olarak bulunan Bahri Günay kavgayı ayırmak isterken, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. "112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Günay'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Günay, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı GD polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen GD çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dehşet veren bir olay yaşandı. Bir baba kızını iple boğarak öldürdü ve ardından intihar etti. Baba ve kızının cansız bedenleri akrabaları tarafından bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde kızını iple boğan baba intihar etti. Baba ve kızı akrabaları tarafından evde ölü olarak bulundu. Baba Ömür Ö.'nün önce 10 yaşındaki kızı A.'yu iple boğduğu ardından iki mektup bırakarak intihar ettiği belirtildi. Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 219 sokakta bulunan bir apartmanda yaşayan Ömür Ö. ve kızı A. Ö.'den haber alamayan yakınları eve geldiklerinde baba ve kızın ölü olduğunu fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ömür Ö.'nün önce 10 yaşındaki kızı A. Ö.'yü iple boğarak öldürdükten intihar ettiğini verdiğini tespit etti. Olay yerine gelen Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekli incelemeleri gerçekleştirdikten sonra, hayatını kaybeden baba ve kızının cenazelerini İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri büyük bir şok yaşadı. Olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyelerine sağlık ekipleri müdahale etti. Baba Ömür Ö. Nün yazdığı belirlenen iki adet mektup bulunurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Hakkari'de görev yapan ve Denizli'ye ailesinin yanına izne gelen sözleşmeli piyade onbaşına bıçaklı saldırı yapıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Akari'de görev yapan ve Denizli'ye ailesinin yanına izne gelen sözleşmeli piyade onbaşının uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Akari'nin Derecik ilçesinde görev yapan piyade sözleşmeli onbaşı Muhammed Yazır, memleketi Denizli'ye ailesinin yanına izne geldi. 3 yıllık asker olan Muhammed Yazır, geçtiğimiz cumartesi gecesi arkadaşları 5 arkadaşıyla birlikte Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı mahallesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanına gitti. Eğlence mekanı çıkışında Muhammed Yazır ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet A., yanındaki bıçakla Muhammed Yazır'ı her iki kalça bölgesinden bıçaklayarak arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Olaydan bir süre sonra eğlence mekanına yakın bir bölgede vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Muhammed Yazır, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın için... Tedavi altına alınan Muhammed Yazır, bir gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yazır'ın cenazesi, düzenlenen askeri törenle Bozburun Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. İzine geldiği memleketinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Muhammed Yazır'ın ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık sorusunun ardından mahkemeye çıkartılan piyade sözleşmeli onbaşı Muhammed Yazır'ı bıçaklayarak kendisinin öldürdüğünü itiraf eden Samet A., Halil Basri C. ve Enes B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler Utut ve TC ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde meydana gelen silahlı saldırı sonucunda iki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili biri kadın, dört kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde iki kişinin silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan bir iki kadın, dört kişi adliyeye sevk edildi. Olay, Kumbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 şüpheli otomobille TY ve ASS isimli 2 kişinin yaşadığı eve geldi. Şahıslar, evdeki 2 kişinin üzerine tabancayla ateş açıp otomobille bölgeden uzaklaştı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücutlarının çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden TY ve ASS isimli şahısların yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilişkili oldukları belirlenen bir iki kadın dört kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, bugün akşamüstü saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın büyük bir gizlilik içerisinde sürdürüldüğü öğrenildi. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı. Kalp krizi geçirdiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesinin komşusu olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kalp krizi geçirdiği iddiasıyla hastane kaldırılan ve erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü öğrenilen 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz'ın komşusu konuştu. Yılmaz'ın öldürüldüğü eve yaklaşık 3 ay önce taşındığı öğrenildi. Olay Esentepe Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nuhbe Yılmaz, kalp krizi ihbarıyla sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı.
Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boynundaki izlerden şüphe edilmesi üzerine de cansız bedeni otopsiye alındı. Otopsi sonucunda Yılmaz'ın boğularak öldürüldüğünün kesinleşmesi üzerine polis ekipleri, ihbarı yapan erkek arkadaşı C, Y, E'yi gözaltına aldı. Şüpheli C'ye polise verdiği ifadede, çıkan kavgada Nuhbe Yılmaz'ın boğazını sıkarak öldürdüğüne itiraf etti. İfadesinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuhbe Yılmaz'ın 3 çocuk annesi olduğu, öldürüldüğü eve de yaklaşık 2-3 ay önce taşındığı öğrenildi. Bildiklerini anlatan komşu Halil Hançaz'a şöyle konuştu. Cinayet yaşandı, yaşanmış. Biz de sabah kalkınca, polis ekiplerini görünce cinayetin olduğunu oradan anladık. Öldürülen veyahut da ölen kadının, şimdi yanlış şey konuşmayalım, çok tanımıyoruz. Daha yeni taşındı buraya. Yani 2-3 aylık bir şeyi, komşumuz. Kimse çok tanımıyoruz. Nedir, kimdir? Çok bir bilgimiz yok. Yani olay sabahleyin duyduk. Polis ekiplerini görünce zaten gördük. Çok da bir şey görmedik yani. Bir haberimiz olmadı. Ama şeyden, haberlerden, sonradan sosyal medyadan duyduğumuz kadarıyla işte yanında herhalde bir arkadaşı varmış. Sonra da nasıl olmuş bilmiyoruz. Öldü mü, öldürüldü mü artık o kadarını bilmiyoruz. Yani yeni komşumuz, çok da kimseyle de bir şey yoktu, irtibatı yoktu. Çok da bir tanımıyoruz yani. Hani haberlerden duyduğumuz kadarıyla kapımızın dibinde cinayet olduğunu sabah polis ekiplerinden öğrendik. Gördük yani, görünce öğrendik. Keşke olmasa böyle şeyler ama nasıl oldu bilmiyoruz. Hani şimdi hakikaten kendisi mi öldü yoksa arkadaşından dolayı mı oldu? Yani bunlar zaten emniyet araştırıyor bunu. Gerçek ortaya çıkar. Kocaeli'de Güvercinlik Gölü'ne düşen ve 5 ve 8 yaşlarındaki iki torununu kurtarmaya çalışan babaanne de hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Kocaeli'de Güvercinlik Gölü'ne düşen 5 ve 8 yaşlarındaki iki torununu kurtarmaya çalışan babaanne de hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. İki çocuk ve babaanne, ikindi namazını müteakip yan yana toprağa verildi. Olay, Kandıra ilçesi Güvercinlik Gölü'nde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre, İzmit ilçesine bağlı Tepebaşı Ambarcı köyünde yaşayan Tenzile ve Faruk Karaca çifti, yaz aylarını torunları Sedanur Karaca ve Hiranur Karaca ile birlikte geçiriyorlardı. Torunlarını eğlenmeleri için evlerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Güvercinlik Gölü'nün kenarına götürmüşlerdi. İki küçük çocuk gölün kenarına oturup ayaklarını suya sokmuştu. Dedeleri Faruk Karaca, arabaya kilim almak için gittiği sırada çocuklar göle düşmüştü. Çocukların gölde çırpındığını gören babaanne Tenzile Karaca suya atlamış, durumu fark eden dede de yardıma koşmuştu. İki kız kardeş suyun içinde kaybolurken, Tenzile Karaca çevredekilerin ve eşinin yardımıyla sudan çıkarılmıştı. Olayın duyulmasının ardından köylüler ve ekipler çocukları arama çalışması başlatmıştı. Tenzile Karaca, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Gölette yapılan aramada ise iki çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Tenzile Karaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. İki çocuk ve babaanne, bugün ikindi namazını müteakip Ambarcı Tepebaşı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ambarcı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Küçük kızların ailesinin Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşadığı, babaları ve annelerinin özel sağlık durumları nedeniyle yaz aylarını dedeleri ve babaanneleriyle geçirdikleri öğrenilmişti.
Antalya'nın Seyrek ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Daha önce sosyal medya üzerinden tartışan Seyrek Belediye Meclis Üyesi Hasan Ali Tuncer'le eski belediye başkan yardımcısı Ziya Yıldırım bir düğünde karşı karşıya gelince ortalık karıştı. Tuncer yaşamını yitirdi. Antalya'nın Seyrek ilçesinde önceki dönem Seyrek Belediye Meclis Üyesi Hasan Ali Tuncer ile aynı dönem Seyrek Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım arasında daha önce sosyal medya üzerinden başlayan tartışma karşılaştıkları düğünde kanlı bitti. Ziya Yıldırım, Hasan Ali Tuncer'i silahla vurarak öldürdü. Olay, Seyrek ilçesine bağlı Belkıs mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Daha önce ikili arasında sosyal medya üzerinden atışmaların yaşandığı öğrenirken, Yıldırım ile Tuncer davetli oldukları düğünde karşılaştılar. Aralarında çıkan tartışma sonrası eski belediye başkan yardımcısı Ziya Yıldırım, yanında getirdiği tabanca ile eski belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'e 3 el ateş ederek yaraladı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yüksek inşaat mühendisi Tuncer, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eskiden öğretmen olan ve geçen dönem belediye başkan yardımcılığı yapan Ziya Yıldırım, yakalanarak gözaltına alındı. Tuncer'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Batman'da Mardin'e düğüne giden ailenin pikabıyla tır çarpıştı. Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ise yaralandı. Batman'da Mardin'e düğüne giden ailenin pikabıyla tır çarpıştı. Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı. Batman Kozluk Karayolu Devecik mevkisinde yolun tek şeritte düştüğü bölümde pikap ile tır, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde pikapta bulunan aynı aileden Medeni İBA, Remziye İBA, Neslihan İBA ve Mensure Güler'in hayatını kaybettiğini, tır sürücüsünün ağır yaralandığını belirledi. Emre! Bilal abi! Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Mardin'e düğüne gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde balık tutmaya giderken baraj gölünde akıntıya kapılıp boğulan Hasan Binen'in 16 yıl önce babasının da aynı yerde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde balık tutmaya giderken baraj gölünde akıntıya kapılıp boğulan Hasan Binen'in 16 yıl önce babasının da aynı yerde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Kırsal Çalıönü mahallesinde baraj gölünde balık tutmaya giderken suya kapılan Hasan Binen'in cesedi bu sabah AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla bulunmuştu. Binen'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Hasan Binen'in babası Mehdi Binen'le aynı kaderi yaşadığı, babasının da 2008 yılında yakın bölgede girdiği suda boğulduğu ortaya çıktı.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yeni yapılan kasisi fark etmeyen motosikletli bir genç kaza yaptı. Hızla kasise giren genç motosikletinin hakimiyetini kaybederek yaklaşık 30 metre savruldu. Kazanın ardından hiçbir şey olmamış gibi kalkıp motosikletine koştu. Aydın'ın Buharkent ilçesinde yeni yapılan kasisi fark etmeyen motosikletli bir genç kaza yaptı. Hızla kasise girince hakimiyetini kaybettiği motosikletin üzerinden yaklaşık 30 metre savrulan genç hiçbir şey olmamış gibi kalkıp motosikletine koştu. Feci kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Kaza, Buharkent 3 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde araçların aşırı süratli gitmesini engellemek amacıyla yola kasis yapıldı. Yeni yapılan kasisi fark etmeyerek süratli seyreden bir motosiklet sürücüsü kasisten geçerken dengesini kaybetti. Bu sırada devrilen motosikletten fırlayan genç asfalt zemin üzerinde yaklaşık 30 metre fırladı. Feci kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan genç, yerden kalkar kalkmaz kendisini kontrol etmeden önce etrafta gören olup olmadığını kontrol edip hemen motosikletine koştu. Yol ortasında devrilen motosikletini alıp sürükleyerek kaldırıma çıkaran genç, arkadan gelen diğer motosikletli şahsıların yardımıyla olay yerinden uzaklaştı. Feci kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolda yatan köpeğe çarpan vicdansız kamyonet sürücüsü durmayıp yoluna devam etti. Köpek çarpmanın etkisiyle telef oldu. Olayın ardından sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolda yatan köpeğe çarpan kamyonet sürücüsü durmayıp yoluna devam ederken köpek ise telef oldu. Olay, önceki gün gece saatlerinde Kızılaç Mahallesi Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yatan Tarzan adlı köpek, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin altında metrelerce sürüklenen köpek, birkaç dakika sonra olay yerinde telef olurken, kamyonet sürücüsünün ise durmayıp hızla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde kamyonetin caddede seyrettiği, köpeğe çarparak yoluna devam ettiği görülüyor. Muğla'nın Menteşe ilçesinde 15 Temmuz'da kaybolan Alzheimer hastası 70 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor. Muğla'nın Menteşe ilçesinde 15 Temmuz'da kaybolan Alzheimer hastası 70 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. Alzheimer hastası Sabriye Dedeoğlu en son Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi civarında yürürken güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Üfle şimdi. Hadi üfle. 1, 2, 3. Sonrasında kendisinden haber alınamayan yaşlı kadını bulmak için ekipler seferber oldu. Sabriye Dedeoğlu'nun kızı Saniye Dedeoğlu, annesinin kayboluşuyla ilgili olarak şöyle konuştu. Daha önce hiç evden ayrılmadı. Zaten babamla birlikte yaşıyorlar kendisi. Hep beraberdiler. Hiçbir zaman zaten tek başına da bir yere yürümek ya da gitmek gibi bir şeyi olmadı. Böyle bir kayıp da yaşamadık zaten daha öncesinde. Evet, kaybolmadan birkaç gün önce daha önce yaşadıkları yer olan Bandırma'daki evine gidip kışlık hazırlık yapmak istediğini birkaç kere söylemiş. İşte bana otobüs bileti alın, ben gideyim. İşte kışlık hazırlıkları yapıp öyle geleyim demiş. Yani evden çıktığı günde
bizim kampüste yaşadığımız yere geliyor. Bizim tahminimiz hani beni bulup şey diyecek ki bir gün önce ben kendisini görmüştüm ama artık kendi zihninde herhalde işte kızım beni Bandırma'ya gönder gibi bir şey diyeceğini tahayyül ediyoruz aslında. 15 Temmuz günü saat 2:30'da üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin arkasındaki kamera görüntüsünden sonra kendisine ilişkin en ufak bir iz, emare ya da üstündeki kıyafetler, başörtüsü hiçbir şeye rastlayamadık. İhbarlar geldi başlarda, ilk günlerde daha yoğun bir şekilde. Özellikle Ula ve civarından birkaç tane ihbar aldık. Fakat onlar da işte gerek kameralar, gerek görgü tanıklarıyla doğrulanamadı. Yani aslında aldığımız her ihbar işte anneme benzeyen. Çünkü annem resimde de göreceğiniz gibi aslında bu yerde yaşayan işte 70 üstü yaş kadınlara çok benziyor kendisi. İnsanlar daha çok benzetiyorlar. Bir de hep şununla karşılaştık yani ihbarlarda. İnsanlar önce o kişiyi görüyorlar. Sonra kayıp ilanını görüp beni arayanların sayısı epey fazla oldu. Yani aslında ilanı görüp hani sonra bir teyze gördüm diye arayanların sayısı maalesef çok az bugüne kadar. Hep önce işte birisini görüyor, sonra ilanı görüyor, aa bu olabilir diyor. Ama maalesef onlardan da bir sonuç alamadık. Sabriye dede oğlunu arama çalışmaları devam ederken, ailesi kendisinden gelecek güzel bir haber için umutlarını koruyor. Yıllar dilek tut üfle. Maşallah, daha çok yaşarsın inşallah. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gün önce bir otelden çıkıp doğa yürüyüşüne çıkan ve o günden beri kendisinden haber alınamayan Rus uyruklu kadın için arama çalışması başlatıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gün önce otelden çıkıp doğa yürüyüşüne çıkan ve kendisinden haber alınamayan Rus uyruklu kadın için arama çalışmaları başladı. Edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos'ta Moskova'dan Marmaris'e tatil için gelen Rus vatandaşı Natalya Somova 17 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde İçmeler Mahallesi'nde bulunan Karya yürüyüş yoluna gitmek için otelden ayrıldı. ...19 Ağustos günü ülkesine dönmesi gereken Somova'nın yakınları kadına ulaşamayınca durumu kaldığı otel ve tur acentesine bildirdi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerine yapılan ihbar üzerine ilçedeki tüm kamera kayıtları tarandı. Kamera kayıtlarından 48 yaşındaki kadının 17 Ağustos günü sabah saat 7:30 civarı İçmeler Mahallesi'nde bulunan Karya yürüyüş yolundan giriş yaptığı tespit edildi. Marmaris Asayiş Büro ekipleri AFAD Merkezi ile koordine olarak Akut Marmaris, Marmaris Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile birlikte karanlıkta dağlık alanda bir ucu İçmeler Mahallesi'nde diğer ucu Turunç Mahallesi'nde olan Karya yürüyüş yolunda arama çalışmalarına başladı. Çalışmalarda herhangi bir ize rastlayamayan ekiplerin sabah saatlerinde iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarına yaklaşık 11 kilometrelik alanda devam ediyorlar. İzmir'in Karşıyaka, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İzmir'in Karşıyaka, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Karşıyaka Yamanlar Dağı, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde orman yangınları çıkmış, yangınlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmalar kapsamında Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda mangal ateşi nedeniyle çıkan yangında ise bir kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Yandarmadaki ifadelerinin ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tire'deki yangınla alakalı semaver yakan 3 kişi tutuklanırken, Bayındır'daki yangınla ilgili 4 şüpheliden ikisi tutuklandı, biri adli kontrolle salındı, diğer şüpheli ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Ödemiş'te gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Öte yandan, Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda mangal ateşi nedeniyle çıkan orman yangını ile ilgili de polis ekiplerince gözaltına alınan bir kişinin tutuklandığı öğrenildi. Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan orman yangını 6. gününde tamamen kontrol altına alındı. Yangının etkilediği Gördes'in Karayakup köyü ve mezarlığında alevlerin uğramadığı tek nokta ise şehit Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve Türk bayrağı oldu. Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangını 6. gününde tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında tamamen yanan Gördes'in Karayakup köyü ve mezarlığında alevlerin uğramadığı tek nokta şehit Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve Türk bayrağı oldu. Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan ve Salihli ilçesine kadar devam eden orman yangını çok sayıda ekibin yoğun çabalarıyla gününde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Orman yangınında tamamen yanan Gördes'in Karayakup köyündeki acı manzara yürekleri dağlarken, köyün mezarlığı da yangının ortasında kaldı. Alevlerin zarar veremediği tek mezar ise, 2010 yılında şehit olan Piyade Er Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve kabrinin başındaki Türk bayrağı oldu. Şehidin köyde yaşayan ailesinin ise yangından sonra İzmir'de yaşayan kızlarının yanına gittikleri öğrenildi. Köyün önceki dönem muhtarı olan Adnan Kaya, yangının ikinci gününde yeni kaybettiği babasının mezarını ziyaret için geldiğini ve her yerin küle döndüğünü, sadece şehidin mezarının yanmadığını görerek hayrete düştüğünü anlattı. Olmamış, ben de hayret ettim yani. Çocuğun kalbi temizdi yani, gençlerin içinde takdir edecek bir çocuktu yani. Ya o gün yangın, ya bir felaket oldu yani. Bir gün önce yandı söndüdü yangın. İkinci gün tekrar işte köye doğru yangın alevlenme başladı. Helikopterlerimiz falan geldi, aracılarımız falan geldi ama rüzgardan köy duman altında kaldı yani. Biz köyü terk etmek zorunda kaldık. Canımızı zor kurtardık yani. Yani evden hiçbir eşya alamadık. Sadece traktörünü alan kaçabildi. Alamayan da yandı. Yani baraja dayandık. Rüzgar da arkadan yani yangını tetikledi. Barajdan yangının arasında kaldık yani. Suya dalmak zorunda kaldık. O arada Allah'tan rüzgar kesildi. Yoksa 15-20 kişi boğulacaktık barajda yani. Ya baraja dalacağız öleceğiz ya da dumandan ölecektik yani. Allah tarafından o an rüzgar ters döndü. Biz kurtulduk yani. İkinci gün tekrar yangın vardı. Babam yeni ölmüştü. Babam mezarına geldim. Hem şehidimizin mezarına geldim. Baktım. Hakikaten yanmamış yani. Ben hayretler içine kaldım yani. Nasıl yanmaz yani? Kendi kendime yani şey oldum yani. Çocuk ufakken çok takdir edilecek bir çocuktu yani. Kendi kendime dedim ya, bu çocuk işte şehit, bu dedim yani bana. Şehitlik mertebesi bu dedim yani. Nasıl yanmaz? Allah takdir ilahi yani. Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınında tamamen yanan 26 hanelik Karayakup köyünde felaketin izleri silinmeye çalışılıyor. Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınında tamamen yanan 26 haneli ve 60 kişinin yaşadığı Karayakup köyünde felaketin izleri silinmeye çalışılıyor. Yaşadıkları dehşeti anlatan köy halkı bir yandan da köyde çalışmalar başlatan ekiplere yardımcı oluyor.
Alevlerin bir anda sardığı köyde yaşayanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünü yangında bir kez daha gördüklerini söyleyerek tüm ekiplere teşekkür etti. Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta başlayan ve 6 gün boyunca çok geniş bir alana yayıldıktan sonra 30 kilometre uzaklıktaki Salihli ilçesinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının yapıldığı Gördes Orman Yangını'nda Gördes'e bağlı Yeniköy, Karayakup, Salihli'ye bağlı Hacı Hıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerinde yaşayan 1440 vatandaş tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın, geniş bir arazide Kızılçam Ormanı başta olmak üzere zeytin, badem, ceviz gibi meyve bahçelerinde de büyük hasara neden oldu. Felaketin yaşandığı Karayakup Köyü ise tamamen yandı. 26 hanenin bulunduğu ve 60 vatandaşın yaşadığı köyde alevlerin bir anda köye ulaşmasıyla canlarını son anda kurtaran vatandaşlar dehşet dolu anları anlattı. 20'ye yakın küçükbaş hayvan ile bir büyükbaş hayvanın telef olduğu yangında çok sayıda kümes hayvanı da alevlerden kurtulamadı. Köydeki 26 haneden birkaç tanesi dışında tamamen yanan evler ve cami yaşanan felaketin izlerini gözler önüne serdi. Güvenlik nedeniyle girişlerin izinle yapıldığı köyde ekipler çalışmalarına başladı. Yangın anında köyde bulunan vatandaşlardan Musa Güzel şöyle konuştu. Yangın abi bu karşıdan Boyalı tarafından geldi bize. Çok büyük rüzgar vardı. Biz asgari kaçtan oturuyorduk burada. Bir anda alev, köyü alev sardı. Yani 300 metre, 500 metre aşılım bir karşıdan bir karşıya geçti. Kimse müdahale edemedi. Herkes seyretti. Bütün kimse bir şey alamadı. Kol komple yandı. İşte 5 ev kaldı. Geri kalan tamamı yanık. Onlarda da var yanık ama o kadar da yine tamamen yanmadı. Köy tamamen bitti yani. Yani bence sözün bittiği yer yani burası. Yani diyecek bir şey yok. İnsanlar burada çok perişan. Bilmiyorum devletimiz aramızdan aşalım tekrar böyle bir yardım olursa biz çok memnun oluruz. Karayakup köyüne geçtiğimiz sene hayvancılık yapmak için döndüğünü anlatan köyün bir diğer sakini Eser Kösem ise düşüncelerini şu ifadelerle aktardı. Köyümüzün başına böyle bir şey geldi. Devletimiz bizi boş bırakmadı her yerde yaptığı gibi. Allah herkesten Allah razı olsun. Gerekenlerin hepsini yapıyorlar. Yapılmayan hiçbir şey yok. Bize sahip çıktı, bizi sahipsiz bırakmadı. Şimdi tabii olmasaydı daha iyiydi. Oldu, başımıza böyle bir şeyler geldi. Artık bu saatten sonra... Hani bizim enerjimiz zaten hani şu anda arkadaşlar hep çalışıyor. Elinden gelen herkes her şeyi yapabiliyor. Yani ikincisi burada yanan bir iki tane daha vatandaşımız var. Hani bunlar imkansız. Hani bir tane onlara bir tane konteyner gibi bir şey sağlanırsa. Hani oturulacak olan evlerde yine oturulabilir yani sıkıntı yok. Malımızda ufak tefek arkadaşlarda can kaybı olanlar var. Hani 3-5 hayvan orada zarar görmüş. Hani bunlar var. Allah'a çok şükür görmeyen arkadaşlarımız da var. El biriyle biz de devletimize, devletimiz de bize herkes birbirine destek sağlayarak jandarma olsun, polis olsun, anladın mı, orman olsun, bütün gediz olsun. Yani devletin bütün güçlü kuvvetleri bize her türlü her şekilde yardımını sağladı. Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınını yaşayan bölge sakinlerinden İlyas Koca yaşadığı korkuyu anlattı. Muğla'nın Yatan ilçesinde çıkan orman yangınını yaşayan bölge sakinlerinden İlyas Koca, yaşadığı korkuyu anlattı. Muğla'nın Yatağan'ın Yava mahallesinde ormanlık alanda ilk belirlemelere göre arı kovanlarının tütsülenmesi sırasında çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Alevler bir anda ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına alarak bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangını yaşayan ve mücadele eden vatandaşlar ise yaralarını sarmaya başladı.
Bölge sakinlerinden İlyas Koca, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı. Vallahi başladığında ben Elmacık'taydım. Beni buradan telefonla aradılar. Oradan geçti bu tarafa, kurtardık dedik. Sonra arkadan bir daha geldim şu aradan. Evlerimize zor kurtarabildik. Yani suyumuz olmasa zaten kurtaramayacaktık. Zararız yani zeytinliğimiz var. 30 dakika, 30 dönüm adam var yani. Alevli, çok alevli. Nereye yanaşayım? Mümkün yok. Aradım da aşırı gitti zaten. Hiç kimse de yanaşamadı. İşte ben boru bile sermedi. Yani sonra hafifledikten sonra şeysinden beraber evleri koruyabildik. Mahalle sakinleri de yangının bir anda gelip geçtiğini belirtip, bazı zeytin bahçelerinin, damların ve hayvan yemlerinin zarar gördüğünü ifade etti. Nasıl olacak ki ama o da hemen ateş geldi, üfürdü geçti. Ben için yatıp duruyordum. Bir kadın geldi oraya, otark yanmadı dedi bana. Baktırdık hemen biz ağzımıza çizici kadar geldi ateş. Valla yandı, bak sen oğlum. Ne var yanan orada? Bak sen de damla yandı ya. Damla mamla yandı, valla yandı bak bütün. Valla damla, iki tane dam yandı ben. Aydın'da tarihi bir an yaşandı. Şehrin sembollerinden olan 3000 yıllık Tralles Antik Kenti'nin yanında görüntülenen Dolunay, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Göz alıcı görüntüler şimdi ekranlarınızda. Aydın'da şehrin sembolleri arasında yer alan 3000 yıllık Tralles Antik Kenti ile birlikte görüntülenen Dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. %14 daha büyük görünen Dolunay, Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi Aydın'da da net bir şekilde görüldü. Akşam saatlerinde Aytepe'den ve Tralles Antik Kenti'nden görülmeye başlayan Dolunay, adeta süzülerek Aydın üç gözlerinden yükseldi. Tralles Antik Kenti'nde bulunan ve 3 binası yıldır ayakta kalan üç gözlerle birlikte görüntülenen Dolunay görsel şölen oluşturdu. Görenleri mest eden Dolunay manzarası objektiflere yansıdı. Bu haberle bültenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.